Son dakika haberi 24 saat. 14 Mart 2018 14.38 son güncelleme. 14 Mart 2018 14.41 Bursa Nilüfer'de bulunan şirketin unvanı Kuzey'den Tarım Gıda Hayvancılık Pas, İnş Turtaş, Emlak Petrol Otomotiv İhracat Hiç Besan Limited, şirketin Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'na kaydı 23 Ocak günü yapıldı. 500 bin TL sermaye ile kurulan şirketin tek hissedarı Hakan Soysal, Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre söz konusu sermayenin 125 bin liralık kısmı, şirketin tescilinden önce ödendi. Taahhüt edilen sermayenin kalan kısmı ise 2 yıl içinde ödenecek. Kayıtlara göre, Soysal 15 yıl boyunca şirket genel müdürü konumunda olacak. Ünlü oyuncu Mehmet Çevik Çiftlik Bank'ın basın danışmanı çıktı. Birçok dizide rol olan oyuncu Mehmet Çevik, on binlerce kişiyi dolandıran Çiftlik Bank'ın danışmanı çıktı. Avukattan iddialar. Uruguay'da inşaat işi yapıyor avukatı Abdullah Yörük ise Mehmet Aydın'ın kayınpederi Hakan Soysal, 43, yeni kurduğu şirket için gerekli olan finansman ihtiyacına ilişkin. Hakan Soysal, Çanakkale Dora Gıda'yı geçen Ekim ayında Mehmet Aydın'ın şirketine sattı. Bu satıştan 1 milyon lira gelir elde etti. Öte yandan Soysal uzun yıllar çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Buralardan gelen bir birikimi ve kendisine kalan miras da vardı. Kurduğu şirketin sermayesi buradan geldi. Süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösterecek bu şirketin tek yetkilisi de Hakan Soysal, ailenin aldığı villa iddiası doğru değil, dedi. Çiftlik Bank ödemeleri yapacak mı? Çiftlik Bank ödemeleri ne zaman yapacak? Çiftlik Bank kullanıcılara ödemeleri yapacak mı? Sorusuna bakan tüfekçi cevap verdi. Binlerce kullanıcısı olan Çiftlik Bank ödemeleri ile ilgili son dakika bir açıklama geldi. Bakan tüfekçi, Çiftlik Bank ödemeleri ile ilgili TGRT haber ekranlarında net bir açıklama yaptı. O para ile villa alacaklardı avukat. Yürük, SPK raporuna göre Sıla Aydın'ın hesabına yatırılan 1.7 milyon lira aktarılan paraya ilişkin ise, evet doğru böyle bir para aktarıldı. Sebebi ise, kendilerine birlikte yaşayacakları bir villa alımı içinmiş. Ancak o para üzerinde tedbir var, MASAK incelemesi nedeniyle paranın tek kuruşunu kimse çekemez, dedi. Av Yörük açıklamasının devamında, Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın'ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık, Türkiye'ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak, dedi. Çiftlik Bank'ın sahibi Uruguay'a kaçtı. Akrabalarını bile kandıran Mehmet Aydın'ın milyon dolarları Kıbrıs'a kaçırdığı ve binlerce çiftçiden hayvan alıp ödeme yapmadığı ifade ediliyor. 19 Şubat'ta adresini değiştirdi. Mehmet Aydın'ın en son geçen 19 Şubat'ta İstanbul'da oturduğu adresini değiştirdiğini söyleyen avukat Yörük, o tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor, Uruguay'a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin'de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış, şeklinde konuştu. KAYİ'ye üye atanabilir avukat Yörük, on binlerce üyenin para yatırdığı Çiftlik Bank'ın tesislerine kayyum atanmasının gündeme gelebileceğini aktardı. Avukat Yörük, kayyum ataması sonrası şirketlerin tasfiyesi ile birlikte üyelere ödeme yapılabileceğini aktardı. Sıla Aydın teslim oldu. Savcılık kaynakları, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın Gİ ve Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olduğu bilgisini doğruladı. Kaynaklar, soruşturmada gizlilik kararı olduğunu, ayrıntılı bilginin verilemeyeceğini söyledi. Suç duyurusunda bulunacağım, demişti Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın'ın internete düşen ses kaydında çarpıcı ifadeler yer alıyordu. 2017 yılının Ağustos'unda evliliğin bitme noktasında olduğunu söyleyen Sıla Aydın, Ocak 2018 itibariyle boşandıklarını söyledi. Aydın, Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın ile birlikte Uruguay'a kaçtığını belirtti. Sıla Aydın açıklamalarına şöyle devam etti. Ben zaten onunla işbirliği içinde olsaydım, onunla birlikte yurt dışına kaçmış olurdum. Bahsedilen paralar da bende olsaydı Türkiye'de durmamın bir anlamı olmazdı.
Çünkü devlet üzerime gelmiş olacaktı. Ayrılma sebebim Çiftlik Bank ile ilgili aklımda soru işaretleri olduğu içindi. Çünkü bu kadar paranın dönüyor olması beni korkuttu. Ayrıca Mehmet ile kişisel problemlerimden dolayı ara verdim. Benim babam onu dolandırmış olsa dehşet parası olurdu ve banka yoluyla geçerdi. Buna bankalar, bakanlıklar açığa kavuşturabilir. En kısa zamanda ben de savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Tekirdağ'daki tesiste arama yapıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank'a ait çiftlikte, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince arama yapıldı. Tesiste, Şubat ayında 35 kulak küpesiz olarak 50 büyükbaş hayvan bulunuyordu. 7 emin olarak bırakılan 50 hayvan aynı gün ortadan kayboldu. Hayvanların nereye götürüldüğüne ilişkin inceleme başlatılırken, bölge sakinleri çiftlikten bir süre önce kamyonlar ile büyükbaş hayvanların taşındığını ifade etti. DHA, etiketler, Çiftlik Bank, Cemal Çolak, Sakarya. Page 2 ana sayfa Büyüktür Gündem. Büyüktür aranan FETÖ şüphelisi çift gaybubet evinde yakalandı. 14 Mart 2018 14.10 son güncelleme. 14 Mart 2018 14.14 Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ FDY soruşturması kapsamında örgütün sözde Konya Selçuklu Eyalet öğrenci sorumlusu olduğu iddia edilen makine mühendisi Yasin T. ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine FETÖ soruşturması kapsamında aranan eşi Hamide K. Samsun'da yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınan Yasin T. ile Hamide K.'nin ayrıca örgütün gizli haberleşme ağı olan Baylok kullandıkları tespit edildi. Konya'da örgütün kapatılan okullarında da görev yaptıkları öğrenilen karı kocanın uzun süredir arandığı ortaya çıktı. KOM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Yasin K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Yasin K. daha sonra Konya'ya gönderildi. Hamide K.'nin ise Samsun KOM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. Kaynak, İHA etiketler, Samsun, FETÖ operasyon.